Köfteyi gerçekten merak ediyorum. Pişmemiş tavuğa. Neden köfte koydun? Neden köfte? Dur, hikayesi varmış. Gelince anlatır. Tabağımda. Ne hikayesi olabilir ki? Biraz ama şey... bu bana çok az. Ben onunla doymam. Doyarsın, doyarsın maşallah. Maşallah. Niye, aslında abartılı bir şey yok. Yok. Size büyük canım gelmiş, evet. Çok canım, evet, ne var abartılı? Size büyük gelmiş, haklısınız. Sağ ol. Olsun. Haklısınız, kusura bakmayın. Buyurun hanımefendiciğim. Teşekkür ederim. Fırın makarna severiz, o ayrı da. Ben de. Ara sıcak fırın makarna. Zaten fırın makarna her türlü yenilir. İçinde peynir var, beşamel sos var yani. Baba. Ne kadar batırılabilir ki? Ha tamam, cıvık cıvık batmış ama o kadar da değildir yani. Yenilir her türlü. Betül Hanım, sinirlenmeye başlıyorum. Salata... Yemek yarışmasını ben bu kadar ciddiye alıyorum. Hazırlanıyorum, çalışıyorum, geliyorum, yapıyorum. Beğenilmiyor, mazeret bulunuyor, puan verilmiyor. Ve hepinizin yaptığı tabaklar önümüzde. Bari insan bilir ki ben yapamıyorum. Bari ona göre konuşur. Bardağınızı alabilir miyim? Siz sunum yapıyorsunuz ama lezzet yoktu sizinkilerde de. Bunu bir artık anlayın yani. Bende var değil mi? Benimkinde lezzet vardı. Sizinkinde evet, hiç lezzet yoktu. Benimkinde lezzet var değil mi? Buna hazır baharat mı koydunuz? Hayır. Ne bu tuz içindeki? Ne koydun? Tuz. Tuz ve normal baharat tuz attım. Yok. Hayır hayır, şey, kendim attım. Kimyon, köfte baharı ben falan herhalde. Kimyon mimyon. Gülizar, anlatsana bize yemekleri hadi. Beşamel soslu makarna yani bayağı bir kıvamı yani çok sulu görünüyor yani şey. Ama böyle oluyor. Daha katısı olamaz. Böyle mi oluyor? Evet. Böyle oluyor. Bu şekilde üzeri, yani restoranlarda da bu şekilde. Bu şekilde. Peki üzeri de böyle evet mi oluyor? Ama şöyle bir şey daha var, özür dilerim. Çok sıcak servis yaptım. Bu aslında bir yarım saat falan da beklemesi gerekiyordu. Ben siz sıcak yiyin diye sıcacık çıkardım, kestim ve servis yaptım. Soğuk gelmesin üzeri, dedim. Üzeri de hiç kızarmamış. Ederim. Yani bayağı bildiğiniz... Kızardı hayatım. Sen yemişsin üstünü. Yo, yemedim. Yemedim. Yemişsin. Yediklerim belli zaten, izlersiniz. Hayır, üstten yemişsin, sonra kızarmamışsın. Tabii, üstünü yedi. Bütün kaşarlar böyle evet, nar gibiydi, hepsini yedi. Yani teşekkür ederim. Benimki değil, diğerlerininki de aynı şekilde. Hayır, bakın var. Ben içtim, var, ben içtim. Var. Benimkinde çok yok gibi gözüküyor da. Seninki ters var. Sen de ayağında. Biz de canlandırdığımızda var. Yok yok, koyarken takla attı. Belli. İçini koymuş kendine. Hayır var bak, var bak. Var, takla attı. Ama çok yani kızarmamış. Tolga Bey köfte, ben buradan gördüm. Hala görüyorum. Yarısı kızarmış, yarısı kızarmış. Yok, kızardı. Peki köfte nasıl ve? Köfte aşırı anne tuzlu köftesi ve bahar. Annem için yaptım onu. Benim, lütfen ona göre. Benim annemin yaptığı köfte hiç benzemiyor. Sen annenize bunu yedirmeyin, tansiyon bence şeker. Bence de. Allah korusun. Çok aşırı tuzlu, baharatı çok yoğun, hiçbir lezzeti yok. Koymam koymaz. Koyarım koyarsın. Evet evet. İşte kararında devi laf vardır ya. Ama bu kararında aslında. Tabii. Arkadaşlar kimin kararı acaba? Brokoli de iyi pişmiş, haşlanması güzel ama tuzu yok, limonu yok, yağ yok yani. Sadece haşlanmış gelmiş. Bunlara bir sos yapmadın evet, mı? Evet yaptım, unuttum, ne? Haklısın. Aa, getirir misiniz? Yok yapmadım yani. yaptım. Hayır, limon sıkacaktım, yağla birlikte karıştıracaktım. Haklısınız, unuttum. Aynı şekilde haklısınız. Brüksel lahanası da öyle. O an vermeyi unuttum. Yemeğe sos koymayı unuttum. Lezzet yok. Unuttum. Bu hafta bütün hafta. Talihsizliklerle dolu. İnşallah sana da neyse söyleyeyim. Vermeyi unutmazlar. Umarım. Umarım. Ayca sendeyiz. Ben umutlu değilim zaten çok da. Tolga Bey elinize herkes sağlık. Köfteyi hemen afiyet yorumlayayım. Olsun. İnanılmaz tuzlu. Güzel değil mi? Nasıl olmuş? Bak, öyle güzel demeyi çok isterdim biliyor musunuz? Güzel. Son hafta yani son gün beni şaşırtmanızı, masayı şaşırtmanızı, bütün hafta yemek konuşmayıp arkasından lezzetlerinizi yarıştırmanızı çok isterdim ama çok tuzlu. Yenemeyecek kadar tuzlu. Makarnanızda kesinlikle böyle kavrulmamış çiğ un tadı var. İmkansız. Beşamel sosunuz kavrulmamış. Beşamel soslu. Yani, hazır mı aldınız? Hayır hayır, ben kendim yaptım, çiğ, kavurdum. Çiğ bir tat var. İnanılmaz kavurdum, olmaz. Kıvamı ben olmamış. Makarnayı yapıyorum. Güzel pişirmişsiniz. Pişimi güzel bu değil arada mi? Hani. Fırın makarna bu kadar, bu kıvamda pişer. Bunlardan hiçbir lezzet alamadım maalesef. Yani sadece hasta periz yemeği gibi olmuş yani. Sayfaysa? Evet, benim yapmam gereken yağsız, tuzsuz, haşlanmış sebze. Siz diyetisyen olarak. Değil yani mi? Biraz lezzetlendirilebilir de yani. Evet, sosunda haklısınız. Özellikle suda çok beklettiğimiz için ben olan lezzeti de gitmiş. Unuttum. Yani evet, unuttum. İçindeki yani besin değerlerini de bitirmişiz. Aynı zamanda lezzetini ne yapmışız? Besin değerlerini de bitirmişiz. Yani bana diyene bak, dün getirdiğin şeyler haşlanmış, kaybolmuş, ölmüş, gömmeye zaman arıyordu. Hangisi? Bunlar yine diri. Hangisi haşlanmış? Senin hangisi getirdiğin biberler. Haklı.
Ölmüş de ölmüş. Bak bunlar diri. Biberleri ördek suyunda fırınladım da galiba. Ördek suyunda fırınlamış. Tabii ördek suyunda. Kesinlikle fırınlanmış. Lezzetliydi ama işte. Ördek suyunda nasıl makarna? Bu gayet de diri. Köfte tuzlu gerçekten. Yani tuz oranı çok yüksek. Makarna çok sevmediğim için iyi ya da kötü diyemiyorum ama arkadaşların yorumuna katılıyorum. İyi görünüyor. Teşekkür ederim. Peki Betül? Makarnayı sevmiyorum, iyi kötü bilmiyorum. Arkadaşların yorumlarına katılıyorum. Bakın, iyi. Beğenmedik dediler. Bakın, makarnayı sevmediğim için iyi hayır, kötü bilmiyorum. Biz zaten makarnayı bu hafta yandık. O sevmiyor. Yani mesela dediler ki çok standart fazla evet. Un tadı alıyorum dedi. Çok sulu dedi. Ne tadı dedi. Alıyorsunuz? Şimdi dedim ki daha makarnayı sevmedim. Sana ne anlatıyor bu makarna? Yani benim için güzel görünüyor. Biraz da kızarsa daha evet, çok beğenirdim. Zorlamayın evet. Arkadaşım lütfen beğendi yani. Nasıl beğendi? Beğendi lütfen. O, şimdi makarnayı sevmiyorum puanı de kötü diyemem. Yok Faysal'ın belli olmuyor. Beğenmedim diyor puan veriyor. Beğendim diyor puan vermiyor. Doğru sen beğenmedim de puan veriyorsun çünkü. Yani evet bakalım, Betül. Evet. Köftede çok iyi yoğrulmamış. Harmanlanmamış. Evet. Soğan suyu yok mu bunda? Var var. Soğan. Eksik gelmiş soğanı. Çok iyi yoğurmamışsınız. Baharatlarını da çok kaçırmışsınız. Hmm. Eğer baharat yani biraz daha kıyma olsaydı soğan olsaydı güzel bir köfte olacakmış. Zaten sebzelerimizi sadece haşlayıp suda bırakmışsınız. Evet. Herhangi ama bir lençlerinden geçmemiş. Diriliği güzel ama hiç tadı tuzu yok. Evet haklısınız. Maalesef Faysal Bey'in dediği gibi besin değerlerini kaybetmişler. Kaybetmedi. Fırın makarnada da un tadı var. Kokusu yok. Var. Yok. Un var. Yok. Çünkü beşamel sosunuz kaynamamış. Evet. Ne yapmamış? Kaynamamış. Ya ununuz kavrulmamış ya kaynamasa beşamel sosunuz. Koyulaşmaz daha, ki. Daha da koyulaşırdı. Fırını atmışsınız bir kere. Daha fırında da kıvam alırdı ama kavrulmamış gibi. Un tadı var. Olmamış. Eline şey sağlık Tolga. Yoğurtlu makarna gibi yemişsiniz. Yani. Çok. Öyle koymuşsun ki maşallah. Bütün makarna benden de. Evet. Bendeydi. Zaten yetişmemiş makarna kızaramamış. Zaten burada en güzel yemeği yapsam da... Bunlar zaten şey yapmayacak ki abi ya. Betül herkesi gazlıyor ya. Yapma. Şunu da söyleyeyim. Kaderimle oynuyorsun. Ara yemeğe uygun değil. Siz benim kaderimle oynadınız ya. İlk kez kaderimle oynadınız Tolga Bey. Siz de oynadınız. Ya kaderimle oynadınız ben demenizi... Ben unuttum diyerek... Erdoğan'ın birbiriyle oynadı evet. O kendi adaletine siz göre. Siz başladınız. Arkadaşlar ben... Bunu siz başladınız. Nasıl biz başladık? Bir saniye Tolga mı kaderimle oynuyorsunuz dedi. Evet. Şimdi. Ha ben duymadım onu. Tolga Bey önümüze bu yemekleri getiriyorsunuz. Ne sunum var? Ara yemek mi? Ana yemek mi? Biz bunu anlamadık. Ha bu iki köftenin hikayesi ne? Ha iki köftenin hikayesi şöyle. Ha, ben bana hanımefendiler dediler ki menünüzü oluşturup yazıp atar mısınız dediler. Ben de onu tam yazıyordum. Annem de oradan seslendi. Oğlum köfte yapacağım dedi. Kaç tane, kaçar tane yapayım? İkişer tane yapman yeterli anne. Fazla yapma yenmiyor çünkü dedim. Ben anneme söylerken iki köfteyi de ben menüye yazıp göndermişim. Geldim burada ilk gün. Hikayesi var derken gün, bu muydu yani? Evet hikaye. Bu ne? Roman mı? Komedi bence. Geldim, bunu da burada dile getirttim ama menüye girmiş olduğu yanlışlıkla, için yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Evet. Yanlışlıkla. Yoksa yani bunun yanında köfte tabii ki de olmaz. Peki ben şey merak ediyorum. Biz bunu beğenmiş olsaydık, isteseydik üçüncü yoktu değil mi? Ney? Köfteyi. İki köfte yazıyor. İki köfte. İki köfte. O zaman garantiye almış kendini. Öyle. Ama ben zaten ustayım. Garantiye almış. Aşırı garantici bir. Annen Allah'tan 7-8 köfteye yeter mi deseydi yanmıştın. Yani sizin normaldeki evdeki menünüzü biz burada yedik. Anneciğine buradan yedik. Sevgiler, saygılar, selamlar o ayrı. Annelere sevgimiz, saygımız sonsuz ama sen değiştirebilirdin. Ben yanlışlıkla yazdırdım Gülşah Hanım. Gelmeden evvel evet, değiştirme şansım var. Onaylıyor musun? Annen yani. Dese ki oradan oğlum bir kaburga dolması yapacağım yer misin? Bir kuzu tandır. Ay kuzu tandırma anne bayılır. Kaburga bir mahvolmuştun. Sen nasıl yapacaktın acaba? Köftelerle ilgili yaptığım mazeret yani bir masaya şaka olsun diye yaptığını düşünüyorum. Böyle gerçekleştiğini düşünmüyorum. İnsan bu kadar ciddi bir yarışmaya katılırken menüsünü mesaj yazarken karıştırmışım deyip göndermemeli. Be! Evet buyurun tas kebabı. Gayet hızlıyım değil mi? Çok. Bir tabak koyup getirmeniz bile 5 dakika. Ara yemekte köfte üstüne tas kebabı. Tas kebabı. Et üzerine et. İşte o anneciğine sordun mu sen bilgiyi? Et üzerine et. Sordum oğlum kaşar sen ne yaptın kaşar. Dedi. Aa! Pirinç üzerine. Annesine sormuş oğlum sen ne yaptın dedi. Haklı. Sonra da bana kızdı. Haklı. Bana danışmadan niye böyle bir şey yaptın şimdi diye. Şimdi annenin adı ne? Zümrüt. Zümrüt Hanımcığım ellerinizden öpüyorum. Oğlunuza kızın eve gidince. Kimsenin sesi çıkmıyor ama lezzetten herkesin dili tutuldu bence. Kesinlikle. Allah'ım ellerim var benim ya. Ay ellerim var derken yani lezzetli ellerim var benim.
Dün de bunu duymuştuk. Ama lezzetli. Ama görememiş. Tolga Bey, size bir taktik vereyim mi? Verin. Dün verin. Öğrendim ben de. Salatayı çıplak elle böyle karıştırırsanız el lezzeti geçiyormuş. Tamam, dün yaparım. Dün öğrendik biz de hep birlikte. Tamam tamam, yaparım. Tamam. Hayır, yapma sakın. Yapmam. Yapma. Pilav getiriyor. Çok güzel sunum yapıyorsunuz Tolga Bey. Buradan sizi imrenerek seyrediyorum. Aa, o benim olsun. Bastırayım. Bastırayım ben, bastırayım. Anam yandım. İyice bastırıyorum. Kendi kendine konuşuyor. Anam bulgurun canı çıktı, bastır bastır. Benim de canım çıktı, çok vallahi yandım ya. Çok büyük kase buluyorsunuz. O porsiyon çok. Gözüm doysun. Ay Betül, bakma lütfen Tolga ya. Lütfen, vallahi heyecanlanıyor. Betül'cüm lütfen lütfen. Betül Hanım, siz konuşunca kafası karışıyor, pilav koyamıyor. Siz konuşunca puan Allah'tan veremiyor. Puan vermeyecek. Ya uykularına girdi adam, evet. Yataklardan düştü. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bak, vallahi şunun için bravo. Tebrik edecek noktaya geldim. Bak bir de o. Faysal, sen de dün böyle yapabilirdin. Aslında ölçü kabı getirmiştim ama. E niye kullanmadın? Darmadağın böyle. Hı? Yani biraz da tabakta olsun diye. Çekil. Tabakta olsun. Dolsun diye. Evet. Sizde bir tabak doldurma çabası var zaten de. Evet, tabağı doldur. Ya bu güveçlerin yanına bir şey konmaması vesaire, bunlar çok küçük ama çok önemli ayrıntılar yani sunumda. Ben hiç Tolga Bey'den beklemiyordum mesela. Ama ben şimdi... Aynı tabağı yan yana koyar diye düşünmüştüm. Bak bravo Tolga. Ha, güzel bir şey söyledi. Çok teşekkür ederim. Hala yapan yarışmacı çok var. Var. Yani, neler hala yapıyorlar. Çok var. Güzel bir şey söylüyormuş kız be. Tabağın yanına direkt yoğurt koyanlar falan da var. Aa, unuttum. Bu sabah evde yediğim avokadoları getirecektim sana. Gayet olgun yemyeşillerdi. Evet. Gayet doldum. Vallahi unuttum. Aa, siz avokado yiyorsunuz. Dedim ki sabah şu avokadolardan götüreyim de olgun gerçekten. Aynı markette. Sabah haşlanmış yumurta. Şimdi, marketi olgunlaşmış, yemeği hazır diye. Evet. Tamam, işte şuradaki soru. Peki olgunlaşmış istedim de, doğru söylüyorsun, sertleri de var, kesilmez bile. Olgunlaşmış avokado istedim, bir açtım içini çürümüş artık, geçmiş içi. Ben de açınca gördüm maalesef demedin. Bu böyle avokado böyledir, evet. Olgunlaşması siz anlamıyorsunuz avokadodan dedin. Şimdi benim aldığım direkt yenilebilir hazır olan versiyonu. Bir de hani yeşil. Hemen geliyorum, açılın 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 bir saniye. Kaç yıldır? Pilav geliyor. Kaç yıldır avokadoyla? Nereye koyayım ben? Mutfağınıza girdi. Çok teşekkür ederim. Betül Hanım. Yapıyorsun. Pardon. 9 yıl. Afiyet olsun. Hemen geliyor. 9 yıl. Kaç tane? 1-2 tane kaldı. Hep aldığınız avokadolar herhalde siyahtı. Olgunlar. Yok. İlk önce olgunlaşmamış olanıyla denedim ve gerçekten çok kötüydü. Olmaz ki ben... zaten. Biz onu demiyoruz ki. Ama senin aldığın baya baya çürümüş gitmiş artık yani. Kapkara bir şeydi. Bir de rokalar da çürük çarıktı. Tamamen iç karartıcı. Yani masada bırak yarışmayı. Normalde ben kendime almam yani. Baktım olmuyor. Yani bir başka bir formül bulacaktın. Sen ona kıvırcık mı katacaktın artık burada? Geliyorum, geliyorum. Bir domates mi doğrayacaktın geliyorum, üstüne? Geliyorum, geliyorum. Çok özür dilerim. Hemen buraya koyayım. Bu da şu an döküldü. Sorun değil. Evet, şu evet. Şu an nazar değil. Nazar değil. Betül evet, bakıyorum. Şimdi hemen çünkü. Salataları getiriyorum. Geçiyorum. Kimle konuşuyor ya? Bizim kendi kendine konuşuyor. Geçiyorum. Şu an pilavı döküyorum ve görüyorum. Ceketiyle konuşuyor. Allah'ım, Allah'ım. Ay bir kaşıkla karıştırsanız onu. O ne ya? Betül Hanım lütfen önünüze bakın. O. İnanın ki terledim. O gerçekten İnanın Gavurdağ ki terledim. Mı? Efendim? Gavurdağ değil değil mi? Gavurdağ. Tolga Bey orada yani ona uygun daha lütfen iyi. Lütfen siz yemeğinize devam edin. Ben size servis. Şimdi şey getiriyorum. Tolga Bey bunu yanardağ. Keşkeye benziyor Aynı ya. Ne yanardağ ya? Ne keşkeye benziyor? Keşke gibi. Pilav mı? Keşke. Bulgur. Bulgurun tadı. Keşke güzeldir ya. Bayılırım. Bilsenize. Yedik de keşkekle ilgisi yok bence. Neresini keşkeye benziyor? Tadı. Allah Allah. Hadi canım, bunlar da işte iyice beni şey mercimek yaptılar. Mercimek tadı yok. Siz de sanki Tolga hiç yemek yapmıyormuş da anlamıyormuş gibi bir imaj çiziyorsunuz. Evet inanamıyorum. Ya evet evet. Ya yani yanardağını bile, gavurdağını bile. Yanardağ mı? Açtın, kendini açtın artık. Direkt buradan çıkışta bir doktora. Ama Betül Hanım'ın yüzünden. Oradan işte ben diyorum yani. Bir kan tahlili direkt B12'ye elim ayağıma yani. Dolaşıyor. Böyle mi dökeceğim? Hayır, bunun şeyi var, süzgeç alacağım. Açsanıza ağzını onun. He? Açsanıza ağzını. Neyin ağzını? Kavanozun ağzını açsanıza. Yarışmacının limonla cebelleşmesini izliyoruz. Ha. Kavanozun. Sen hiç hayatında yemek onu, yaptın mı? Evet. Onu lavaboya koyun. Onu lavaboya koyun. Altından sular damlıyor. Resmen uzaktan kumanda gibi yönetiyorsun adamı. Gelin. Sen evliydin değil mi?
Allah sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Ben tam başka bir şey söyleyecektim. Eşin mutfağa girer mi? Yemek falan yapar mı? Bugün yemekleri o yapacak. Harika. Karışır mısın evde ona? Yemek yaparken. Yok, o bana karışıyor. Hadi. Karıştır. Nar ekşisi. Kaşık yok mu? Unutmamak için konuşuyor. Ya bu kaşık, kaşık mı? Kaşık! Kaşık! Aa, niye bağırıyorsun? Kaşık yok mu? Oşuk yok mu? Bu ne? Bu ne kızım? Bu ne? Ne bu? Maşa. Maşayla ilk defa karşılaşmış hayatı. Ha diyor. Sonra da evet maşaymış diyor. Ay Allah'ım sinirim. Hay şu an ter bastı beni. Visite. Evet, yemek yorumları almaya başlıyorum ben yavaş. Siz alın, hemen geliyorum ben. Tamam, dinle tamam. Sen de. Betül Hanım, %100 nar ekşisi aldım. Onlar nar ekşisi olmuyor. Onlar nar ekşisi konsantresi tadı verilmiş şey yani. %100 nar ekşisi. Öyle dediğine bakmayın siz. Çünkü Tolga Bey. %100 nar ekşisi çok ekşidir. Tolga çok Bey. Çok koymasın, evet. Çok koy, bravo. Tolga Bey, tuz. Tolga Bey. Tuz. Tolga Bey, bakın saç tavada. Sen yeni mi yapıyorsun salatayı? Tuz nerede be ya? Hayır, iki elim geliyor. İki elime bir pabuca soktular ya. Kaşık alın. Aa, kız beni resmen düzeltiyor. Sizin menfaatinize şu anda. Evet. Tuzu bile havalı atan bir star. Herhalde. Burada Ali ile Cihan kıpkırmızılar gülmekten. Mahvoldular. O ne o? Niye maşa? Aa, onu anladım. Ha. Niye bunda maşayla kaşık yok mu? Var. Kaşıkla karıştırsana. Tamam. Ben değişiklik olsun dedim. Değişiklik mi? Ha. Evet, haklıymışsınız. Kaşıkla karıştırılırmış. Bak ne kadar kolay oluyormuş. Evet, evet. Kaşık diye bir şey icat oldu. Ya siz var ya bir tanesiniz. Teşekkür ederim. Siz bir de yakından inanmıyorsunuz. Hadi. Bana oynama. Vallahi teşekkür. Siz oynamıyorsunuz. Yemin ederim. Ciddiyim. Ben hiç o konularda... Tolga Bey, çok geçti saat. Çok geçti. O konular... Şimdi starım var burada. Lütfen muhatap olmayın benimle. Starınız masada beklemekten bugünün sıkıldığı için oraya geldi zaten. Bugünün starı benim. Ekşisi döktün mü? Masada salata olsa tamam deyip yiyeceğiz ama yok ortada bir şey. Yeterli mi bu kadar? Yeter. İstiyorsan. Sen zaten herkese dört bakayım zaten ne kadar kalacak. Anca daha fazla kayarsan öbürlerine kalmaz. Tamam. Güzel doğramışsın. Çok güzel doğradım. Yeter. Ver. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hadi, ya. Hadi, ser servis bugün. Bir tanesiniz.